Tesla güzel toparladı. Yapalım, tahtaya bir değelim. Dün ve evvelsi gün borsanın çok üstüne yükseldi. Aslında önceki gün borsa düştü, Tesla yükseldi. Dün ise borsanın yükselmesinin çok üstüne yükseldi. 120 dolarları tekrar geçtik hisse başında. Tabii ki yılbaşına göre epey gerideyiz ama dibi bulmuş olabiliriz, bu yönden sevindirici. Tabii hisse fiyatını tahmin etmek hiçbir zaman mümkün değil. Bu konuda yatırım tavsiyesi veremiyoruz. Ama bir şirketin performansı hakkında epey veri sunabiliriz diye düşünüyorum. Ve bugün bu yüzden Tesla'yı diğer büyük otomobil üreticileriyle karşılaştıracağım. Çünkü sürekli şunu duyuyorum. Ya Tesla çok balon, Tesla işi sırf Elon Musk yüzünden insanlar oraya yatırım yaptı vesaire. Pek kimse finansal tabloları okumuyor. Bugün finansal tablolara biraz bakarak, fiyat kazanç oranları gibi bir takım kritik rasyonlara bakarak Tesla hakikaten pahalı mı, ucuz mu ve gelecek sene yaşanmasını beklediğimiz resesyonu kim daha ucuz atlatacak, onlara bakacağız. Biraz teknik bir bölüm olacak ama eğitici olacağını düşünüyorum. Yatırımcılar varsa aranızda çok ilginizi çekecektir. Hazırsanız başlıyoruz. Karşılaştırma yapmak için seekingalpha.com isimli siteyi kullanacağız. Ben burada ücretli aboneyim. Yatırımcı olmayı düşünüyorsanız siz de düşünebilirsiniz. Benim sponsorum falan değiller, yanlış anlamayın, ama en net veriye ulaştığım yer, hem teknik verilere ulaşabiliyorsunuz hem yorumlara. Ben açıkçası seviyorum. Burada kendimize kıyaslama olarak da Tesla'nın yanına General Motors, Ford, Mercedes, BMW, Toyota Motors'u aldım. Bunlar bu işin en büyükleri, en kuvvetlileri. Hem Amerika'dan, hem Almanya'dan, hem de Japonya'dan en büyük oyuncuları Tesla'nın yanına getirmeye çalıştım. Piyasa değeri olarak baktığımızda Tesla çok değerli. 355 milyar dolar, GM 46, Ford 44, Mercedes 69, BMW 56, Toyota 184. Tesla bir ara bunların toplamının 3-4 katı değerliydi de şimdi yaklaşık toplamlarından birazcık daha az değerli. Böyle bakınca da insanlar diyorlar ki Tesla aşırı değerli, burada balon var. Peki hakikaten var mı yok mu? Rakamla detayına azıcık girelim şimdi. Bir şirketin aşırı değerli olup olmadığını ölçmenin önemli yollarından bir tanesi fiyat kazanç oranıdır. Burada Tesla'nın farklı muhasebe standartlarına göre fiyat kazanç oranı rakiplerle kıyaslamasını görüyorsunuz. İlk satırdan gidelim çünkü o hepsinde raporlanmış. Tesla'da fiyat kazanç oranı 27, diğerlerinin ortalaması 4-5 civarında. Yani Tesla'nın hisse senedi değeri 5-6 kat daha fazla değerlenmiş gözüküyor öbürlerine göre. Burası zaten eleştiri aldığı yerlerden bir tanesi. Bu arada Tesla'nın fiyat kazanç oranı bir ara binler civarındaydı. Bu nasıl değişiyor? Zaman içinde hem hisse senedi fiyatı düştü, hem Tesla'nın karlılığı arttı. Böylece fiyat kazanç oranı 27'lere kadar inmiş durumda. Ama hala rakiplerle karşılaştığımızda fark ciddi. Peki bu durumda Tesla gerçekten bir balon mu? Hani bazıları diyor ya, sırf Elon Musk var diye balon şişti, Amerikalılar balonu şişirdi vesaire. Bir de o çerçeveden bakalım. Burada yeni bir göstergeyi işin içine koymamız gerekiyor. Çünkü Tesla büyüyen bir şirket. Büyüyen şirketlerde sadece mevcut fiyat kazancı değil, önümüzdeki dönemdeki fiyat kazanç oranları bakılır. Çünkü büyüme daha evvelde de olduğu gibi gittikçe bu fiyat kazanç oranı daha makul hale getirir. Böyle baktığımızda şu satırı incelememiz gerekiyor. PE Gap Forward, yani fiyat kazanç oranı GAAP standardına göre ileriye yönelik olarak. Böyle baktığımızda Tesla'nın fiyat kazanç oranı geleceğe yönelik olarak 30.76. Bayağı yüksek yine mesela General Motors'la kıyaslayınca. Aynı şekilde Mercedes'inki 4.47, BMW 2.96, Toyota 8.95. Bu satırdaki sürpriz 35.55 ile Ford. Bir şekilde yatırımcılar Ford'un Tesla'dan hızlı büyüyeceğini düşünüyorlar. Ya da Ford aşırı değerli, bu size kalmış. Ama burada gerçekten bir balon var mı yok mu anlamanın yolu büyümelerine bakmaktan geçiyor. Bakalım büyümelere. Önce ciro bakalım. Geçmişe bakalım. Tesla bu yıl ilk çeyrekte %59 büyümüş ciro olarak. General Motors'u %12, Ford %12, Mercedes 6.59, BMW 17, Toyota Motors 7.30. İleriye yönelik ciro büyümesine baktığımızda forward, bakın tekrar burada görüyoruz. Tesla'da bu 53, General Motors'da 9.32, Ford'da 9.95, Mercedes'in küçüleceği öngörülmüş, BMW'de 7.83'lük büyüme var, Toyota Motors'ta ise 5.69'luk büyüme var. Sonra fark işte buradan kaynaklanıyor. Elbette bu ileriye yönelik büyüme oranında Tesla'nın beklentilerde düşme olursa, ki bu aralar var, niye işte Çin meselesi var, rekabet deniyor, işte Elon Musk yeterince ilgilenmiyor Tesla'ya deniyor vesaire. Bu rakam geriye doğru gidecektir. Bu rakam geriye doğru gittikçe price earnings forward, yani ileriye yönelik bakan fiyat kazanç oranı düşecektir. O da mevcut fiyat kazanca yansıyacaktır. Bu zaten son 3 aydır aşağı yukarı yaşadığımız şey. Tabii mesela sadece ciro büyümesi değil, hisse başı karlıktaki büyüme de önemli. İşte burada da baktığımızda yine ileriye yönelik olarak Tesla'nın şurası EPS Growth Diluted Forward. Tesla'nın %94'lük bir büyüme hızı yakalayacağı düşünülüyor hisse başı karlıkta. Rakiplerden Ford'da %62'lik bir durum var. Mercedes %48,
Toyota %48, BMW'de bir büyüme beklenmiyor burada. General Motors 6.95. Yani burada da Tesla çok önde gidiyor. Ford'da neden böyle bir büyüme bekleniyor? O konu beni aşıyor. Bu analizi yapanlara sormak lazım. Peki karlılıklara bakalım. Bir de en sonunda şirket ne kadar kar üretiyor? Bu da önemli. Tesla'nın brüt karlılığı, yani bütün idari giderleri vesaire bir kenara koyun, finansman giderlerini bir kenara koyun, sadece aracın satıldığı zaman o aracın üzerindeki mal, malzeme ve işçilik maliyeti açısından baktığımız zaman karlılığı sektörün en yükseği şu anda %26.61. General Motors 13, Ford 11, Mercedes 22.48, BMW 16, Toyota Motors 16 ile rekabet ediyorlar. Burada görüyorsunuz açık ara önde. Yine net karlılığa baktığımız zaman da durum çok farklı değil. Onu da bu satırda görüyoruz. Net income margin Tesla %14.95, General Motors 6.57, Ford 5.94, Mercedes 16 biraz daha yüksek, BMW 13.69, Toyota 7.43. Bu satırda gördüğünüz gibi Almanlar biraz daha avantajlılar. Yılların şirketleri kuvvetli işler yapıyorlar. Hala karlılıkları yüksek. Peki nakit akışları nasıl gidiyor şirketlerin? Bu da çok çok kritik. Çünkü en sonunda kar zarar biraz kağıt üzerinde bir konudur. Nakit akışı yaratıp yaratamadığındır esas senin sağlığını belirleyen konu. Tesla 16 milyar dolar nakit üretmiş. General Motors 17, Ford 9, Mercedes 17, BMW 20 ve Toyota 25. Şimdi böyle baktığımızda Tesla'nın toplam cirosu itibariyle rakiplerden oldukça küçük olduğunu, brüt karlılık, net karlılık gibi oranlarda rakiplerden üstün veya aynı seviyede olduğunu, nakit akışı açısından baktığımız zaman da bu küçük cirosuna rağmen rakiplerden pek de geride kalmadığını, hatta rakiplerden üstün olabildiğini görüyoruz. Tesla'nın durumu bu. Ama Tesla'nın değerlemesek en önemli konu önümüzdeki yıllarda büyüme sağlayıp sağlayamayacağı. Şimdi buraya kadar anlattıklarım bayağı netti. Peki böyle baktığımızda resesyon beklenen bir döneme girerken Tesla mı avantajlı, rakipler mi avantajlı? Bir de bu yönden değerlendirmeye çalışalım. Şu ana kadarki kıyaslamalarda göz ardı ettiğimiz temel mesele, Tesla sadece elektrikli araç üretiyor. Tesla'nın bütün gelir modeli sadece elektrikli araç üretiminden geliyor. Diğer markalarda ise elektrikli araçların payı %10'u bile bulmuyor. Bunlardan en fazla General Motors elektrikli üretir. Ford yeni bu işlere girdi. Toyota'nın doğrusu elektriklisi neredeyse yok. Mercedes ve BMW bu sene yavaş yavaş giriyorlar ama toplamda ciroları da elektriklerin payı %10'ları bile bulmaz. Şimdi önümüzdeki yıl şu yaşanacak. Bir yandan resesyon var. Resesyon olduğu için cirolarda hepsinde düşme olacaktır. Kar marjlarında herkese gerileme olacaktır. Mümkün değil. Müşterinin alım gücü kırılıyor. Bu mutlaka fiyatlara ve kar marjlarına yansıyacak. O yüzden bu konuda herkes etkilenir. Tesla da etkilenecektir. Tesla'nın bir avantajı var yalnız. Elektrikli araçlarla ilgili çok büyük teşvikler geliyor. Bu teşviklerden mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde $7,500 vergi avantajı geliyor Tesla gibi elektrikli araçlara. Bu konuda Tesla çok yararlanacak bu işten. Çünkü Tesla yararlanamıyordu bir süredir. Neden? Çünkü belli satış hedeflerini geçmiş durumdaydı ve teşviklerden yararlanamıyordu. Buna karşın Ford, Mercedes, BMW gibi firmalar Amerika'da buna yararlanıyordu. General Motors galiba yararlanmıyordu. Yani o yönden Tesla nasıl fiyatı geriye doğru devletin teşviğiyle de biraz gidiyor olacak. Ama bu tip teşvikler dünyanın her yerinde var ve bu tip teşviklerin esas amacı insanları elektrikli araçlara doğru dönüştürüyor olmak. Şöyle bir durumda giriyoruz bu durumda resesyona. Sadece elektrikli araç üreterek bile rakiplerle eş veya daha iyi karlılıklara, rakiplerle eş veya daha iyi nakit akışına, özellikle ciro ile kıyaslarsak bir firma Tesla. Ayrıca hızlı büyüyor, diğerleri büyümüyor. Şu andaki karşılaştığımız durumda fosil yakıtlılardan elektriklere doğru muazzam bir dönüşüm yaşanacak. Diğer firmalar zaten Tesla'dan daha az kar üretip daha az nakit üretiyorlar. Büyük bir dönüşüm yapmak zorundalar. Bu dönüşümde ellerindeki varlıkların çok büyük bölümü hiç işe yaramaz hale gelecek. Fabrikaları bunların fosil yakıtlar için tasarlanmış durumda. Tüketicinin elektrikli araç istekleri arttıkça ve devletler de bunu teşvik ettikçe bu şirketlerin bu fabrikaları boşa çıkarıp veya kökten yeniden yapılandırarak piyasaya girmesi gerekiyor. Bunu yapmayıp da Mercedes ve BMW'nin şu anda yaptığı gibi fosil yakıtlı aracın altyapısını biraz değiştirip elektrikle dönüştürünce oldukça verimsiz elektrikli araçlar çıkıyor karşımıza ve bunlar piyasada Tesla'da şu anda rekabet zaten pek edemiyorlar. Daha sonra başka bir sunumda rekabetteki durumu gösteriyor olacağım. O yüzden burada bir köklü değişim lazım ve bu köklü değişime girerken finansal açıdan Tesla daha rahat. Üstelik de rakiplerin bilançolarında varlık bölümünde gözüken nakit dışındaki her şey aslında yakın zamanda anlamsız hale gelecek. Çünkü elektrikli araçla olan dönüşüm hızlandıkça fosil yakıtlı araç üreten fabrikalar anlamsız hale geliyorlar. Yani öyle ilginç bir döneme giriyoruz ki. Evet Tesla rakiplerden daha küçük. Evet Tesla'nın değerlemesi biraz daha aşırı gözüküyor. Ama aslında yaşanacak şey çok enteresan. Eğer elektrikli araçlara yönelik olarak gidişat bizim beklediğimiz kadar hızlı olursa ve devlet teşviklerine, tüketici algısındaki değişime bakacak olursak bu böyle. Çünkü bir kere bir elektrikli araç kullanınca onun bir sürü avantajını görüyorsunuz açıkçası. Ortada acayip bir durum var.
Böyle bir durumda bütün bu rakipler batacak falan diyemem. Ama aralarında batacaklar olacak, el değiştirecekler olacak veya devlet yardımına koşacaklar olan olacak. Çünkü ellerindeki varlıklar pek işe yaramıyor. Faaliyet karlılıkları Tesla kadar iyi değil. Nakit akışları o kadar iyi değil. Çok daha borçlu şirketler bunlar. Böyle baktığımızda nasıl bir şey bekliyorsunuz? Ben Tesla adına iyi günler bekliyorum. Bu tabii hisse fiyatına hemen yansımayabilir. Hisse fiyatına hatta başka olumsuz faktörlerden dolayı global ekonomi vesaire, Elon Musk'ın o gün attığı bir tweet, bunlar kısa vadede bizim Tesla'mızın hisse senedi değerini düşürebilirler de. Yani ben dibi bulduk falan diyemem. Dibe yakın bir yerde olduğumuzu düşünüyorum bir süredir. Almaya başladım tekrar hisse. Biliyorsunuz 140'ta en son stop loss'larım çalıştı. Oradaki bütün sattığım hisseleri telafi ettim şu anda. Trade portföyümü de büyüttüm. Uzun vadeli yatırım portföyümü de büyüttüm. Ama bunlar elbette bir yatırım tavsiyesi değil. Bunlar sadece benim içinde olduğum durum. Ama lütfen sizlere tek tavsiyem, birileri Tesla balon falan deyince bilançolara, kâra zarara, büyümelere, nakite bakalım. Bir markanın yeni olması ve çok değerli olması ondaki büyüme potansiyelini gösteriyor olabilir.